Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu Chuck 70 mi yoksa Chuck Taylor mı? Evet, bu aradaki farkı size bu videomda hepsini anlatacağım. Çünkü nereden baksanız fiyat skalasına göre 100-120 TL oynayan bir rakam var. Ama bunun bir farkı var. Şimdi bunu size anlatmaya çalışacağım. Bakalım Chuck Taylor'ın şu anda tahtını sallayan model olan Chuck 70 nasıl bir model? Yoksa yine Chuck Taylor'ı almaya devam edeceğiz. Bu videonun sonunda bence buna karar vermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. Sevgili takipçilerim, aradaki farkı incelemeye başlayalım. Klasik zaten kutusu, klasik Converse'i Chuck Taylor'ın aynı. Ama Chuck 70'e baktığımızda zaten kutuda bir farklılık var. Bu bir kere aradaki fiyat farkında ilk etapta gözüme çarpan bu. Bu işin şakası. Ama genele baktığımızda muhakkak farklar var. Bunlar neler? Şimdi her iki modele de incelemeye başlıyoruz. Şimdi Chuck Taylor modelinde baktığımızda Chuck Taylor'da siz de muhakkak kullananınız vardır ve almayı düşünenlere şu şekilde yine bu modeli kısaca bir anlatmaya başlayalım. Klasik lastik taban, onun haricinde kanvas kumaştan yapılan bir model. İç taban yapısına baktığımızda zemin grubunda klasik bir tabanı var. Yani Converse'in yüzyıllardır değiştirmediği bir taban yapısı var. Yani sert bir taban diye tabir edilen. Onun haricinde kendi lastik taban ağırlığına göre çok ağır olmayan ama kendi hacmine göre de baktığımızda da diğer Chuck 70'e göre de bir tık daha ağır olan bir model. Ama Converse yıllardır var. Bundan sonra da olacaktır. Ama genele baktığımızda formunu hiçbir zaman kaybetmeyen tek modeli bu. Ama gelişen teknolojiye ve isteklere göre de muhakkak farklı koleksiyonlar çıkmıyor değil. Evet, videomuzun konusu da neydi? Chuck 70'ti. Bu koleksiyon grubu diğer Chuck Taylor'a göre farkı ne? Farkı şu arkadaşlar. Bakın, şimdi Chuck Taylor'a göre bir kere en belirgin özelliği doku farkı. Çok daha kalın bir kanvas kumaştan yapılan bir ayakkabı grubu. Onun haricinde taban, yani dış tabanına göre baktığımızda bir tık daha kalın bir taban yapısına sahip. Bunun tabanı, Chuck Taylor'ın tabanı beyaz. Chuck 70'in tabanı ekru, yani böyle kremsi bir taban yapısına sahip arkadaşlar. Onun haricinde bağcık yapısı Chuck Taylor'a göre Chuck 70'in daha kalın bir bağcık yapısına sahip arkadaşlar. Yani ip yapısı biraz daha farklı. Onun haricinde Chuck 70 dikişleri, şu dikiş yapısı, burada iki tane daha farklı bir sıra dikiş eklemişler Chuck Taylor'a göre. Chuck Taylor'da tek bir ikili sıra dikiş vardır. Bunu da yan detayına, ya tarak detayına bir tane de farklı bir sıra dikiş eklemişler arkadaşlar. Onun haricinde baktığımızda tabii ki her iki koleksiyonu da şöyle tuttuğumuzda şuradaki farklı sıra dikişler modele ayrı bir anlam, ayrı bir estetik katmış, bunu göz ardı edemeyiz. Çünkü ekru ile birleşince kendi bağcık yapısı, zemin renk farklılığı ve özellikle makine dikişinin, yani tarak detaylarına eklenen makine dikişi modeli biraz daha estetik bir hale getirmiş. Ama en farklı olan şey kanvas dokusunu çok daha kalın oluşu. Bu ne demek? Çok daha uzun vadeli bir kullanım ömrü size sunuyor arkadaşlar. Nispeten özellikle pres baskı özelliği de, yani pres baskı nedir? Converse'nin kenarları açılır ya, bunda nispeten biraz daha açılması daha uzun vadeli olacağını diye düşünüyorum. Ama yine de dikiş olmadığı için bu da açacaktır. Ama bu nedir? Converse'in kendi özelliğinde kenar açacak arkadaşlar. Kenar açmazsa Converse giydim demeyin bence. Bu çok çok önemli. Çünkü Converse bir sokak kültürü olduğu için kenarları açacak, iç hasarları yırtılacak. Bir şekilde farklı olumsuzlukları göreceksiniz. Ama Converse kullanıcısıysanız kesinlikle bunları göz ardı etmeyin. Bunlar sizi Converse'den soğutmasın. Converse böyle güzeldir arkadaşlar. Evet. Şimdi dış detaylarını inceledikten sonra iç detaylarına da bakmada fayda vardır arkadaşlar. Şimdi hemen iç detaylarına da bakalım. En sonunda bunu size tekrar giyeceğim. Şimdi iç taban yapısına da baktığımızda Chuck 70 logosunu görüyoruz. Ve evet, bence modeli şu anda öne çıkartan taban yapısı. Yumuşak bir taban desteği var.
Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Klasik Chuck Taylor'a göre bu Chuck 70'in bence en önemli özelliklerinden birisidir arkadaşlar. Çünkü şimdi ayağımı giydikten sonra da muhtemelen o rahatlığı da test etmiş olacağım. Şu da bir farklılık. Hemen size şöyle gösteriyorum. Arkasında logosu çok güzel bir yazı karakteriyle bitirilmiş. Bence de bu estetik bakımından muhakkak kullanıcıya bir artı avantaj katılmıştır. Çünkü bu tarz detayları da çok ama çok merak eden kullanıcılar da var. Evet, şimdi bu modeli hemen giymeye başlayalım. Ben 41 numara aldım. Converse diğer spor ayakkabı koleksiyonlarına göre her zaman bir numara daha geniştir. 42 giyiyorsanız Converse'te 41,5-41 sipariş verebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şimdi bu koleksiyonda içinde çok kalın bir taban yok gösterdiğim üzere ama yumuşak taban detayı diğer Chuck Taylor'a göre nispeten biraz daha al beni eklemiş arkadaşlar. Bu yadsınamaz bir gerçek. Ama ben klasik Converse'çiyim diyorsanız bu Chuck 70 her zaman yazında, kışında, baharda her zaman kullanabileceğiniz bir klasik detay. Bakın burada 41 41'e 41 oldu. Yani bunda da nispeten doku farkı biraz daha kalın hissettirebiliyor. Ama parmaklarımın yapısı, yani baş parmağım ön tarafa değmiyor. Bu da benim kullanımımı olumsuz bir manada etkileyebilecek bir numara özelliği değil. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ki özellikle bu numara skalasındaki farklılığı size anlatmış oluyorum. Çünkü gelen yorumlarda numara önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu Chuck 70 şu anda mükemmel bir model olarak giyince biraz daha hissedebiliyorum. Klasiklerden sıkılan bir kullanıcı iseniz farklı bir klasik bir model istiyorsanız Converse'te kesinlikle Chuck 70'i önerebilirim. Ama hayır, ben bir klasikçiyim. Ben hiçbir zaman Converse Chuck Taylor'dan vazgeçmem derseniz evet, bu burada hala taş gibi duruyor. Baktığımızda armalar her zaman içte olacak arkadaşlar. Dışta Converse arması olmaz. Bu önemli bir özellik. Şimdi yine bir farklılığını da gördüm. Bakın burada bir deri Converse All Star logosu var. Chuck 70 All Star logosu var. Burada yapışkandır arkadaşlar. Bu da bakın fiyatlarını neden 669 Türk Lirası üzerinden satışta olduğunu gösteren bir özellik. Buradaki taban yapısını yine fark ediyorum. Çok güzel bir taban yapısı eklemişler. İkisi arasında ben yeni bir şey almak istediğimde kesinlikle Chuck 70 alırım. Ama bana sorsanız ben her zaman klasik Chuck Taylor'cıyım. Ama bir gün böyle yine baktığımda bunu da hakikaten alabilirim arkadaşlar. Şu anda bilekli klasikler 559 lira. Bu koleksiyon grubumuzda 669 liradan tüm Türkiye'deki Converse satış yapan firmalardan bunları temin edebilirsiniz. Sezon yaklaşık 10 gün önce açıldı. Çok güzel modeller var. Bu modelleri çok rahat bir şekilde bence satın alabilirsiniz. Numara skalasında da bir problem olacağını zannetmiyorum. Numaranız, örnek veriyorum, 42 ise 41 alabilirsiniz. 41,5 alabilirsiniz. Aradaki farkı size dilim döndüğünce anlattım. Nedir? Klasikçiyseniz klasik alabilirsiniz. Ama farklı bir modeli geldi, yine klasiğe çok yakın diyorsanız bence Chuck 70 kesinlikle alınabilecek bir model grubu. Neden? Taban yapısı rahat. Farklı bir estetik var. Doku yapısı muhakkak gözünüze çarpıyor. Farklı yazı karakterleri var. İç arması tamamen deriden yapılmış. Bunlar karar vermenizde fiyat skalasının neden 100 TL gibi farkı olduğunu size burada açıklamış oluyorlar arkadaşlar. Evet, son karar her zaman sizin. Hangisini alabileceğiniz, hangisini kullanabileceğiniz, hangisini tercih edebileceğinizi siz karar vereceksiniz. Videomuzun bu özellik kısmını şimdi burada sonlandırıyorum arkadaşlar.
Evet sevgili takipçilerim, aradaki farkı size anlattım. Umarım karar vermeniz açısından bence faydalı ve iyi bir video olmuştur. Ben en azından olumlu bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Evet, bana soracak olursanız ben bir tık sanki çak 70'e kayabilirim gibi geliyor. Ama yine içimdeki o klasiklik vurgusu Chuck Taylor alma üzerinde yine yoğunlaşabilir. Eğer ikisi arasında bir karar verme durumum olsa. Evet, son karar her zaman sizin. Modelleri çok güzel yapmışlar. Chuck 70 grubu çok başarılı bir koleksiyon yapmışlar. Şu anda da satış grafiği gayet iyi gidiyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, aynı zamanda beraber büyüdüğümüz için de kanalımızı beraber büyütüyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel, olumlu dönüşler alıyorum sizlerden. Beni çok mutlu ediyor. Çok şevkimi daha yükseltiyor. Beraber büyümeye devam edelim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz de lütfen paylaşabilirsiniz de. Paylaşmanız beni çok çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. En güzel günler sizin olsun. Hoşça kalın.